Sevgili arkadaşlarım hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir. Evet bugün geldik ikinci renk denklemlerde karmaşık sayılara. Biraz rahatsızlığım vardı sesim. İnanın hiç çıkmıyor desem yeridir ama biraz düzeldi. Biraz düzeldiği için de şöyle ben bir videomu çekmeye çalışıyorum. Kusuruma bakmayın arkadaşlarım. Gerçi hastalık bu kusurluk bir tarafı yok ama biraz programımız sarktı. Olsun geç olsun güç olmasın diyelim. Şimdi biraz çayla çorbayla idare etmeye çalışıyoruz. Şöyle bir yudum çay aldım ki biraz rahatlasın diye. Şimdi arkadaşlarım karma hisseler niye gelmiş? Yani karma hisselere ne ihtiyaç varmış da karma hisseleri icat etmişler. İcat da değil aslında bu. Keşfetmişler diyelim bunlara. Ee, eskiden karma hisseler çok uzun bir konuydu. Yani ikinci derecen denklemlerin arasında değil de baya baya hacimli bir konuydu. İşte e, karma hisselerin uzunluğu vardı. Analitik düzende gösterilmesi vardı. Kutupsal gösterimi vardı. Trigonometrik olarak e, kostarla sinlerle gösteriyor. Şu an hiçbir şey yok. Sadece belli başlı tanıtacağız. E, bazı şeyleri bileceğiz. Olayı kapatacağız. Ki sınavda da bu ayarda çıkıyor. Çünkü müfredatı daralttılar artık karma siteler olarak. Çok da fazla bir şey yok içerisinde. İlk önce <laughs> niye ihtiyaç duymuşlar? Şundan ihtiyaç duymuş arkadaşlarım. Hani biz e, ax kare artı bx artı c denkleminin şöyle yazalım isterseniz. ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminin köklerini buluyorduk ya. Hani i̇spatında yapmıştık. X1 kökünü eksi b artı kök delta bölü 2a olarak buluyorduk. X2 kökünü de eksi b eksi kök delta bölü 2a olarak buluyorduk. Ve burada o zaman şöyle bir cümle kurmuştuk. Buradaki delta sıfırdan küçükse delta küçük sıfırdan ise denklemin reel kökü yoktur demiştik. Reel kökü yoktur diye bir cümle kurmuştuk. O zaman üzerine basa basa demiştim ki ben e, kökü yoktur yanlış bir cümledir. Denklemin her halükarda kökü vardır. Ama bu reel olur ama reel olmaz. İşte o zaman real kökü yoktur diyorduk. Kestirdik atıyorduk. Şimdi artık o duruma geldik. Yani reel kök yoksa peki nasıl bir kök var? İlla kök var demiş matematikçiler. O zaman reelde biz bir çözüm kümesi bulamıyorsak kendimize yeni bir tane küme tanımlayalım. Nasıl bir küme, küme tanımlayalım demişler. Buna da karmaşık sayılar kümesi demişler. Ve tanımı şu şekilde icat etmişler şey e, kullanmışlar, yapmışlar. İcat değil aslında bu. Tanım bu şekilde kullanmışlar. Demişler ki e, kök eksi bir eşittir i olacak şekilde i olmak üzere diyelim ya da i olmak üzere a artı bi şeklinde yazılan a artı bi şeklinde yazılan sayılara karmaşık bu kompleksten gelir complex olarak e, İngilizcede şey yaptığı için karmaşık sayı denir demişler. Tabii ki buradaki buradaki A ve B'nin bir adı var. Yani bir niteliği var. Buradaki A ve B arkadaşlarım birer reel sayı. Tamam? Birer reel sayı. Şimdi bunu ileride şey yapacağız biz. E, inceleyeceğiz. Bu A ve B'nin ne demek olduğunu söyleyeceğiz. Karmaşık sayı nasıl yazılabilir? Bunlarla alakalı şeyler söyleyeceğiz. Şu an sadece ben size tanım yapıyorum. Bir tanıtma şeyi bu kısmı. Tamam mı? Şimdi o zaman bizim dikkat etmemiz gereken yer kök eksi 1 eşittir i olacak yer. Yani kök eksi 1 i olacak şekilde. Şimdi siz bunun karesini alırsanız eğer buradan karesini aldım. Eksi 1 eşittir i kare. He, demek ki ya kök, kök eksi 1 eşittir i olacak ya da i kare eşittir eksi 1 formatında yazılabilen sayılar. Zaten bir sorunun başında böyle bir şey yazıyorsa kök eksi bir eşittir i ya da i kare eşittir eksi 1 olmak üzere gibisinden bilgiler veriyorsa sen karmaşık çalışacağını anlayacaksın. Ya da i karmaşık sayının sanal kısmı der. Sanal kısmında ileride ben size söyleyeceğim. Tamam şu anlık size tanıtım yapıyoruz. E o zaman hocam buradaki bizim kök eksi 1 eşittir i ise e, buradaki demek ki deltamız negatif geldiği zaman biz bir şeyler yapacağız. Evet doğru haklısın. Burada da deltamız negatif geldiği zaman bir şeyler yapacağız. O zaman bunların ne olacak? İki tane farklı karmaşık kökü olacak. Gel bakalım ilk önce bir bulmaya çalışalım. Basit yoldan bulmaya çalışalım ilk önce. Diyelim ki x kare art 4 eşittir 0. Şimdi sen dersin ki hocam x kare art 4 hiçbir zaman 0 olmaz ki. Evet reel sayılar da öyleydi. İhtiyaca binaen artık karmaşık sayıları çıkarmışlar. Karmaşık sayılarında gösterimi şu. Yani küme gösterimi şu. Kompleks ya. C'ye bir tane C olarak gösteriliyor. Bir de böyle çizgi çekiyorlar. Bu kompleks sayılar ortak özellik biçiminde gösterecek olursak A ve B birer reel sayı A artı BI şeklindeki sayılar. Tamam mı? Genellikle de bunları Z olarak gösteriyorlar. Yani karma hisseleri Z eşittir A artı BI. Buradakilerin atların sanlarını gelmişlerini, geçmişlerini söyleyeceğim ben size. Şimdi ilk önce bir kök bulalım bakalım. Nasıl bulacağız, nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlarım x kare artı 4. Tamam. Şimdi sen şunu yapabilirsin en güzel olarak. x kare eşittir eksi 4 dersin. Şimdi hocam x kare eşittir eksi 4. Neyin karesi eksi 4'tür? Hemen, hemen karmasılara geçersin. i kare eşittir eksi 1 ya. i kare eşittir eksi 1 ya. Sen buradaki eksi 1 gördüğün yere ne yazarsın? i kare yazarsın. O zaman 4 çarpı i kare. Sonra dersin ki acaba neyin karesi 4 i kare yapar? Ben derim ki sana 2'nin karesi 4 i kare yapar. Çünkü 2'nin karesi 4 i karenin karesi i kare. Veya arkadaşım eksi 2 i'nin karesi de 4 i kare yapar. Çünkü eksi 2'nin karesi 4 i'nin karesi de i kare. O zaman senin çözüm kümen burada ne oldu? Çözüm kümesi eşittir. Ee, ne diyelim? Eksi 2i'ye 2i. Bunlarda küçüklük, büyüklük yok arkadaşlarım. Bunları koordinat düzleminde göstereceğiz. Koordinat düzleminde birer nokta belirttiği için hangisi küçük, hangisi büyük diyemiyorsunuz. Rastgele yazıyorum. Eksilileri genellikle önce yazabilirler. Şimdi biz bunu her seferinde böyle mi yapacağız? Her seferinde böyle yapmayabilirsin. Şunu diyebilirsin. Şimdi x kare eşittir eksi 4 ya x'in buradan ya kök eksi 4 veya x'in eksi kök eksi 4 çünkü eksinin de karesi artı ya oradan geliyor. Şimdi arkadaşlarım normalde ben şöyle diyorum çocuklara. Yani bu kadar şey yaptırmak yerine tamam bu işin özü, işin hası böyle. Diyorum ki sen burada 4 olsaydı ne yapardın? Hocam ben buna 2 derdim. İşte buradaki eksiden dolayı o zaman buna iyi diyeceksin diyorum. Tamam mı? Aynı şekilde burada 4 olsaydı ne derdin? 2 derdin. İşte aynı şekilde buna da 2 iyi diyeceksin. Eksi 4 olduğundan dolayı. Anlaştık değil mi? Başka bir sıkıntı yok herhalde. Biraz bunlarla alakalı örnekler yapalım isterseniz. Hemen geldim buradayım arkadaşım. Mesela basit basit örnekler yapalım. Diyelim ki mesela kök eksi 16. Karşımıza çıkacak çünkü bunlar. Kök eksi 16 eşittir. 16 olaydı. Ben buna 4 diyecektim. Ama i olduğu için ben buna artık 4 i demek zorundayım. Tamam mı? Atıyorum mesela eksi 25. Ne demek istediğimi anlıyorsun. Buna 5 i diyeceğim. Atıyorum mesela kök eksi 8. Burası 2 kök 2 i diyeceğim. Yani eksisiz düşünüyorsun. Eksi için bir tane i yazıyorsun. Ama aldanma. Aldanma dünyanın haline demişler değil mi? Eksi 8'in 3. kuvveti. Bak biz bunları kare köklerde yapıyoruz. Çift dereceli şey köklerde. Şimdi adam diyor ki neyin kübü eksi 8'de? Sen diyorsun ki çat diye eksi 2'yi yapıştırıyorsun. Burada i'ye falan gerek yok. i tanımlı olmadığı zaman keşfedilmiş. E Bu zaten 3. dereceden kök 8 tanımlı ki. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Atıyorum mesela eksi 125'in 3. dereceden kökü. Bu kaç? Eksi 5. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Bunlar no problem. Tamam mı? Bunları karıştırma. İşte ne bileyim? 5. dereceden eksi 243. Şimdi bu 3'ün 5. kuvvetiydi değil mi? Bu da 3. 3 diyorum. Eksi 3. Eksi 3. Çünkü eksi 3'ün 5. kuvveti eksi 243 yapar. Yani senin karekökün varsa içerisinin negatif olmasını yani olduğunu görüyorsan o zaman karmaşalara geçeceksin. Anlaştık mı? Her seferinde içeride eksi var ben karmaşalara geçeyim demeyeceksin. Geçiyorum ben diğer sayfaya gel sen de. Bunlar soru içerisinde kullanılacak geldik buraya. Yani örneğin burada. Şimdi arkadaşlarım, bunu iki yoldan çözeyim ben sana. Hem normal denklem bulma yöntemiyle hem de tam kareye. E zaten normal denklem bulmanın formülü de tam kareden geldiği için aslında tam kare bizim işimizi görecek. Olsun. Şimdi bu neyin karesinden gelir diyoruz biz? Neyin karesinden gelir hocam bu? Bu x artı 2'nin karesinden gelir. Doğru mu? Tabii ki doğru e, birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımı dikkat ikincinin karesinden 4 gelecek ama artı bir var burada artı bir yapmak için eksi 3 diyeceksin mi doğru e, bunun kökü var mı ya eşittir 0 e, bunun kökü var ya x, <laughs> x artı 2'nin karesi eksi 3 değil mi e şuraya eksi 4 yapalım mı arkadaşlar şey yapar mı ona b kare eksi 4 ac e, bunun kökleri varmış ya, ya. hay Allah'ım yarabbim ya şöyle yapalım mı şuraya şuraya eksi yapalım mı Burayı eksi yapsak Şimdi 16 eksi 4ac. Tamam bunun kökü var. Ben size başka bir denklem yazayım mı? Aman bir tane yerden denklem alayım dedim. Hadi onda şey kökü yokmuş. Karmaşık kökü yokmuş. Şöyle yapalım mı? x kare artı 2x artı 5 diyelim. Tamam mı? Kusura bakmayın. Bunun köklerini bulalım. Şimdi normalde bunu nereden bulursun? Tam kareden bulursun. x artı 1'in karesi dersin. Şimdi 25 diyeceksin. Tamam şey 1 diyeceksin. Artı 5'e varmak için ne yapman lazım arkadaşlarım? Artı 4 yapman lazım. Doğru mu? Doğru değil mi? Çünkü niye? E, 1'in karesi 1 adam burada artık denklemimiz bu. Bunu gitti bu. E, 5'e varmam için 4 eklemem lazım. O zaman buradan x artı 1'in karesi eşittir. Eksi 4 diyeceğim. Tamam mı? Şimdi normalde burası 9 falan oluyordu. x artı 1 ne diyorduk? Ya, 9, ya 3 ya x 3. Artık burada x artı 1 eşittir. Artık Karesi eksi 4 yapan sayılar hemen karma sayıya geçiyorsun. Ya 2i diyorsun veya arkadaşım x artı 1'e ne diyorsun? Eksi 2i diyorsun. O zaman buradan senin x'in karşıya attım 1 eksi 2i veya karşıya attım eksi 1 eksi 2i. Şimdi bu senin normal nedir? tam kare yöntemiyle bulduğum bir yöntem. Gel biz bunu köklerden bulalım. Şimdi x1 eşittir. Eksi b artı kök delta bölü 2a ya da x 2 eşittir. Eksi b eksi kök delta bölü 2a. Şimdi tabi burada delta lazım sana. Bu denklemin deltasına geçiş yapalım. Delta eşittir. B kare eksi 4 ac 4 eksi. Artık bunları çok iyi bir şekilde biliyor olman lazım. Burası eksi 16 oldu. Tamam sıkıntı yok. Zaten delta negatif geldiği için biz karmaşık köke geçiyoruz. O zaman x 1 yazalım. Eksi b. B'si 2 olduğu için eksi 2 yazacağım. Eksi kök eksi 16. Art i̇şte artı yazalım hadi buraya. Ee, bölü 2a yani 2 diğer arkadaşlarım x2 eşittir eksi b eksi kök eksi 16 bölü 2 biraz daha ilerletelim isterseniz şimdi biraz önceki diğer sayfada yaptığımız yorum artık bunu arkadaşlarım 4i yazacağım yani 16 olsa 4 yazacaktım Eksen dolayı 4i yazacağım eksi 2 artı 4i bölü 2 ki bu da 2'ye bölersem eksi 1 artı 2i yapar bu da arkadaşlarım aynı mantıkla eksi 2 eksi 4 i bölü 2. 2'ye bölersem eksi 1 eksi 2 i yapar. Yeter ki sen bu denklemin kökünü bul bak. Bununla kim o? Nerede o? Bu aynı. Bununla da bu aynı. Bu aynı değilmiş. Allah cezamızı verecek bizim. Artı 1'i karşı attım. Eksi 1 tabii ki burası. Tamam. Allah sesler mesela gitmiş ama biraz da şey de gitmiş. Zihinde mi gitmiş? Ne olmuş acaba? Şimdi geldik bakalım bu sorumuza. Şimdi arkadaşlarım bu soru bu soru sanal diyor. İşte sanal o karmaşık sayı. Tanımını yapacağız ama şu anlık sadece basit bir işlem sorusu. Her zaman sanal bir sayıdır. Yani aslında ne demek istiyor? Ee, i̇çerisi negatif mi negatif değil mi? Bununla alakalı ama sanal kavramını daha ben size tanıtmadım. Karmaşık sayı demek istiyor. Tanıtacağım. Heyecan yok. Bekleyelim. Tamam. Şimdi bu eşitsizliklere göre, bu sayılara göre, bu aralıklara göre bu acaba nedir? Küçüktür. Sıfır yapar mı? Aslında içerisinin negatif mi değil mi olduğunu söylüyor. Yani c eksi b kare acaba negatif mi pozitif mi ya da sıfır mı? Negatif çıkarsa sanal sayı olduğunu anlayacağım. Pozitif çıkarsa kusura bakmasın anlamayacağım. Yani sanal sayı değildir diyeceğim. Sıfır çıkarsa da sanal sayı değildir diyeceğim. Tamam mı? Şimdi buna göre ne yapabiliriz? Şimdi c eksi b kare küçük sıfır. Şimdi b burada arkadaşım. Değil mi? Her zaman diyor uygun değerlerle ben bunu çürütebilirim. Yani şimdi c küçüktür b kare. Acaba her zaman böyle mi? Tersten düşüneyim ben bunu. Yani acaba C büyüktür B kare olur mu? Hemen bakalım. Şimdi burada arkadaşlarım C büyük B kare. Olur mu? E olur. Niye olmasın? Örneğin ben buraya 1 bölü 2 alayım. B'ye de eksi 1 bölü 2 alayım. Değil mi? Buna 1 bölü 2 aldım. Büyüktür dedim. Bunun karesi 1 bölü 4. Yani burası her zaman negatif olmak zorunluluğu yok demeye çalışıyorum. Hani C küçük B kare olmalı mı diye araştırıyorum ya tersten düşünüyorum. E ben C'yi B kareden büyük yapabilir miyim? Yapabilirim. O yüzden burası her zaman negatif değil. Hocam ben yaparım diyen vardır illa ki evet yaparsın canımsın ama her zaman diyorlar bak her zaman her zaman değilmiş geldim buraya acaba c küçüktür a kare mi bakalım 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 şimdi arkadaşlarım ee, bir kez bu pozitif. Bu negatif ama kare sadece o da pozitif olacak. Acaba bunu da tersten düşünsem ben. Yani C büyüktür. A kare olabilir mi desem. Bakalım. Şimdi C görüldüğü üzere basit kesir. A da eksili ama bileşik kesir. Bileşik kesirde eksi artı olayı yoktur. Payı paydan büyükse olay bitmiştir. Mesela eksi 2 ile eksi 1 arasında eksi 1.5 var. Örneğin 3 bölü 2 gibi. Şimdi ben bunun karesini alsam ki pozitif yapacak. Bileşik kesrin karesini alsam arkadaşlarım basit kesirden hayla ile ne olacak? Büyük olacak. Yani ben C'yi akarden büyük yapamayacağım. Bu geçtim. Bunu yapamam. Hatta şöyle yapalım. Aralığını bulalım bunların. Ee, böyle biraz şeyde kalmış olabilir. Havada kalmış olabilir diyelim. Şöyle aralığını bulalım. Şimdi eksi 2 küçüktür a küçüktür eksi 1. A bulmak istiyorsan arada sıfır var mı yok mu ona bakarsın. Sıfır var mı arada yok. Niye sıfır var mı yok mu bakarsın? Çünkü bir ifadenin karesinin alabileceği en küçük değer 0'dır o yüzden. 0 var yoksa devam et. Eksi 2'nin karesini aldım 4. Eksi 1'in karesini aldım 1. Sınırların karesini alıyorum. Eskisi de anlattık bunları. 1 küçüktür. A kare küçüktür 4. Aslında a kare sayısı 1 ile 4 arasında dolaşıp geliyor. E bu sayı da 1 ile 0 ile 1 arasında dolaşıp geliyor. E bir zahmet C a kareden küçük olsun. E C a kareden küçük olacaksa demek ki içerisi de negatif olacak. O yüzden de bu bir sanal sayı olacak. Bak 2. 2. İki kesin olacak bak. Bu gitti, bu gitti. Ee, bu da gitti. Bir olmayacak ya. O zaman 3'e bakalım. Şimdi A çarpı B diyor. Şimdi bunları aralık olarak bulabiliriz. Ama çürütme yöntemini de kullanabiliriz. Şimdi A çarpı B. Şimdi bu eksi, bu da eksi. Bunlar artı. Arttan C'yi çıkardığın zaman her zaman negatif olur mu? Diye bir soru soruyor. Niye olsun? Şöyle yapalım mı? Şimdi eksi 2 küçüktür. Eksi a küçük şey artı a küçüktür. Eksi 1. Buradan da eksi 1 küçüktür. B küçüktür 0. Hani a çarpı b'yi bulmak için biz şunu yapıyorduk ya. Eksi 2 ile 0 çarpıyorum 0. Eksi 2 ile eksi 1 çarpıyorum 2. Eksi 1 ile 0 çarpıyorum 0. Eksi 1 ile eksi 1 çarpıyorum 1. Bunları çarp aralık buluyorduk ya. Bunların aralığı kaç? 0 ile 2 arasında. Doğru mu? Doğru. Adam diyor ki 0 2 arasındaki sayı her zaman 0 ile 1 arasındaki sayıdan küçük müdür diyor. Küçükse burayı negatif diyeceğim diyor. E yo. E ben burayı 1 bölü 3 e, alırım. Burayı da 1 bölü, yani A B 1 bölü 3 alırım. Burayı da arkadaşlarım 1 bölü 4 alırım. Yani 1 bölü 3'ten 1 bölü düştüğüm zaman ben bunu pozitif yapabilirim. Yani bütün derdim tasam. Kardeşim sen pozitif oluyor mu olmuyor mu? Oluyorsan benim işime yaramayacaksın. Ben her zaman negatif istiyorum demek istiyorum. Anlatabildim umarım. Yani kısık sesle anca bu kadar anlattım. Hem aralıklı anlattım. Hem böyle sayı vererek anlattım. Olayı bitirdim gibi. Şimdi reel kökleri olmadığına göre reel kökleri olmadığına göre bunu denklemler kısmında da yaptık. Delta'yı incelediğimiz zaman da yaptık. Delta nereden geliyor nereye gidiyor bunu da anlattığım zaman yaptık. Bir daha şöyle bir hatırlatma yapalım. Arkadaşlar reel kökleri yoksa o senin formüllerdeki işte şuradaki nerede o formül? Şuradaki delta'nın demek ki içerisinde negatifmiş reel kökü yoksa. E buna mesela şöyle diyebilir. Denkleminin iki tane sanal kökü varsa da diyebilir aslında. O zaman sen delta'nın yine negatif olduğunu anlayabilirsin. Yorum kabiliyetini geliştir. Tamam mı? O zaman sen buradan delta'nın negatif olacağını anlayacaksın. E delta'yı bilmeyen yoktur herhalde. B kare 4 ac 49 eksi 4 tane a çarpı c. Negatif olacakmış. Olsun. 49 49 49 49 küçüktür. 8A yaptı. Her tarafı 8'e böleyim arkadaşlarım. 8'e böleyim şöyle gitsin. O zaman A büyüktür. 49 bölü 8. Yaklaşık olarak arkadaşlarım 6 kere 8 48 olsa 6 küsur. 6 küsurdan büyük kim var? 7 var diyebilirsin. Sen yorumunu yaptıktan sonra işlem hiç ama hiç zor değil. Şimdi i'nin kuvvetleri denen bir konu var. Alt bir konu var. Çok çok basittir. Hiçbir şey yoktur. Ufacık bir mantığı vardır. O mantığı bulduktan sonra istediğin soruyu çözebilirsin. İstediğin soruyu sadece o mantığı kur. Çıkabilir. Hiç belli olmaz yani. İğne kuvvetini adam biliyorum bilmiyorum diye kurgulayabilir. Şimdi arkadaşlar serüvenimiz karmaşı sayılar serüvenimiz i kare eşittir eksi 1 ile başladı. Ama şimdi bunun üzerinde örneğin ben i üzeri 1 desem bunun bir olduğunu i üzeri iki desem bunun eksi 1 olduğunu çünkü i'nin üzerine bir yazmak şey bir olduğunu diyorum. i üzeri bir i'dir. Aman diyelim. i üzeri bir i. i kare eksi 1. Bu artık tanımdan geliyor. Üzerine inşa ediyoruz artık biz bunları. i küp. Şimdi i nasıl bulursun? Ezber yapma. Zihninde yavaş yavaş kalır. Bununla bunu çarparsın. i üzeri iki ile i üzeri 1'i çarpınca i küp oluyor. E bununla bunu çarp. Bu da eksi i oluyor. Güzel. Biraz daha devam et. Sen de ne demek istedin biliyorsun ama olsun. Şimdi i üzeri 4 için i küple i'yi çarp. Şunla şunu çarp. Eksi i ile i'yi çarpalım. Şimdi eksi i kare denen bir şey geliyor. Şimdi i karenin eksi 1 olduğunu artık biz biliyoruz. Bu kabul artık bizim için. E, eksi 1 ise eksi aç parantez eksi 1. Etti sana 1. Devam. Devam. i üzeri 5'e geçtim. i üzeri 5. i üzeri 4 ile i üzeri 1'in çarpımı. 1 ile i'nin çarpımı yani i. Olayı anladın sen. Sen var ya az değilsin. Sen anladın olayı. i üzeri 6 i üzeri 5 ile i üzeri 1'i çarpacağım. i ile i'yi çarpacağım. i kare yani eksi 1. Bak fark ettiysen bir şeyler olmaya başladı. Sonra i üzeri 7'ye bakacağım. Yerim yetmedi. i üzeri 6 ile i üzeri 1'i çarparsam i üzeri 7. Hocam i üzeri 5 ile i kareyi çarpalım. Ne olacak? Çarp arkadaşım. Hiç önemli değil. i üzeri 6 ile i üzeri 1'i çarptım. Eksi 1 ile i'yi çarptım. Eksi i en son i üzeri 8'e geçeceğim artık. i üzeri 8 ile i üzeri 7 ile i üzeri 1'i çarparsam. Eksi i kare. Biraz önce burada yazmıştım. 1. Ya böyle gidiyor yani. Senin burada belli ki bir düzenin var. Bak. i üzeri 1 i. i kare eksi 1. i küp eksi i. i üzeri 4 1. Sonra sarbaşa. i üzeri 5 i. Bak. Birincinin aynısı geldi. i üzeri 6 eksi 1. İkincinin aynısı geldi. i üzeri 7 eksi i. Üçüncünün aynısı geldi. i üzeri 8 1. O da bunun aynısı geldi. O zaman mesela sen şimdi i üzeri 9'a geçersen bu kimin aynısı gelecek? Birincinin aynısı gelecek. Hocam tamam canım beni buradan bakıyoruz da her seferinde nasıl yapacağız? Bunu o, kurgulamak lazım değil mi? Şimdi bak gençlerim şu i şu birinci kuvveti, ikinci kuvveti, üçüncü kuvveti, dördüncü kuvveti. Dörtte bir tekrar diyor fark ettiyse. Yani adam diyor ki sen dört kere de bir başa sarıyorsun diyor. Bunun adı ne? Bunun adı matematikte periyot. Yani dörtlü periyotlar halinde devam ediyor. Bu sana neyi bulduruyor? i'nin aslında çok büyük kuvvetlerini bulduruyor. Atıyorum i üzeri 105, i üzeri 116, i üzeri işte 2008, bilmem kaç. Tamam mı? Bunları bulduruyor sana. E nasıl bulacağız? Periyodun 4 ise, periyot demiyorlar aslında dörtlü 4'te bir tekrar ediyor diyorlar. O zaman sen her seferinde 4'e böleceksin. Bak, olaya bak, olaya bak. Şimdi 6, 4'e böl 2 değil mi? Bak eksi 1 bak. Buraya denk geliyor. Bu ister istemez bu 4 taneden bir tanesine denk gelecek. Ya kalan 1 olacak. Ya kalan 2 olacak. Ya kalan 3 olacak. Kalan 4 olmayacak. Kalan 4'e de denk gelecek olan 0 olacağı için E üzeri 0'da 1 olacak. Bir şeyin sıfırcı kuvveti 1 zaten. Tamam. O zaman çok büyük kuvvetlerde ben sayıyı 4'e böleceğim. Örneğin mesela E üzeri 6800 e, okuyamıyorum şu an şunu. 4, 3 diyelim mesela. Tamam mı? Bu Şimdi bu, bunu dörde bölmeyeceksin tabii Tamam sayıyı dörde böleceğiz de bölme bölünebilme kuralını boş yere anlatmadı hocanın size. Sayı dörde bölmek yerine bölünebilme kuralı olan son iki basamağını dörde bölmek yeterli. 43'ü dörde böldüğün zaman ki 3 kalan vereceğini görebiliriz. Değil mi? 10 defa 3 kalan. O zaman kime başvuracaksın? İyidir 3'e başvuracaksın. O da eksi 1. Hocam bunu nasıl bileceğim? E, yani bunu bir zahmet yaz bir. Onu bir zahmet yaz ya da bil artık değil mi? Onu bilirsin. Yani o zaman senin çok büyük kuvvetlerin varsa ne yapacaksın? Ne yapacaksın? E, 4'e böleceksin. Tamam şimdi i üzeri 30. Hemen 30'u 4'e böl. Git kenarda böl arkadaşım 30'u 4'e. 4 kere 7 28 kalan 2. Demek ki i üzeri 30'un dengi i üzeri 2'ymiş. Eşi de hatta. Tamam Artı. i üzeri 80. 84'ün katı zaten. Kalan 0. i üzeri 0 yazıyorum. Kalan yazıyorum bak. Artı. Buna arkadaşlarım i üzeri eksi 15 yazıyorum. Haydi bakalım. 1 bölü i üzeri eksi 15. Gel burada sana eksileri de anlatayım. Çok basit hiçbir şey yok. Şimdi aslında buna 4'ün katı olan artı sayılara ekliyorsun. Pozitif yapmaya çalışıyorsun. Ama tabi şu yöntem şu mesela. Eksi 15'e 4'ün katı olan bir sayıyı ekle. 16'yı ekle mesela. 1 yaptı ya. Ha demek ki bu i üzeri 1'miş. Ama sen illa ki benden pratik bir şey istersin. Ben sana söyleyeyim. 15'i böl arkadaşım 1'e. Şey işte 4'e. 15'i 4'e böl. 3 kere 4 12. Değil mi? Burası 3 mü? 3 geldi. Eksi olduğu için 4'ten çıkar. Yani aslında bu 3 ya. Eksi 3 de buna. Şu eksiden dolayı. Bir tane buna 4 ekle. Burası 1 olur. Yani yine buradaki 1'e ulaşabilirsin. Dediğimi anlatabilmişimdir herhalde. i kare yazalım. i üzeri 0 yazalım. Buraya da i üzeri 1 yazalım. Tamam. i kare eksi 1 kabulden. i üzeri 0 1. i üzeri 1 de i. Bu da i. Bunlar birbirini götürdü. Sadece i kaldı. i'nin kuvvetleri çok 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 basit. Hiç önemli değil kuvvetlerin. kuvvetleri. Gel bak buna. Hocam 70'e kadar yazmış. Ya yazsın isterse 270'e kadar yazsın. Hiç önemli değil. Sen mantık bir tane diyorum ben sana ya. 4 ile e, nasıl diyeyim? 4'er 4'er birbirine ne yapacak? Tekrar edecek. Bir bakalım bakalım. Şimdi siz i üzeri 1'den den vurun. i üzeri 1 artı, i üzeri 2 artı, i üzeri 3 artı, i üzeri 4. Acaba kaç olacak bakalım. Merakla bekliyoruz. Burası i. Burası arkadaşlarım eksi 1. Önündeki artı açardım eksi 1. Burası eksi i idi. Burası da artı 1 idi. Bak bunları topladığın zaman sıfır oluyor. Yani aslında arka arkaya 4 tanesini toplasan sıfır oluyor. Hocam illa birden başlamak zorunda mı? Değil arkadaşım. 3, 4, 5, 6. i'nin bu kuvvetlerini toplasan yine sıfır olur. Deneyebilirsin. Ya da 100, 101, 102, 103. Bunların da kuvvetlerini topladığın zaman daha doğrusu sayılarını topladığın zaman sıfır olur. O zaman biz burada 4'erli 4'erli toplayıp sıfır olacağını bir hissedelim bir hissedelim. Öyle ezber bilgilerle gitmeyelim. i üzeri 30 i karedir. Değil mi? 4'e böldüm. Kalan 2. i üzeri 31 kalan 3. i küp. Değil mi? i üzeri 32 i üzeri 0. i üzeri 33 i üzeri 1. Şimdi zaten i küp eksi i bunu götürecek. i kare eksi 1. i üzeri 0 da 1 olduğu için bu da bunu götürecek. Yani bak bunların hepsinin toplamı 0. O zaman sana yeni bir soru geliyor aklına. O zaman burada kaç tane terim var? Değil mi? Ben size terim sayısını anlatırken demişimdir. Dinledim mi dinlemedim mi bilmiyorum. Ne demişimdir? Şunu demişimdir. Terim sayısının nerede karşına çıkacağını bilemezsin. Hiç ama hiç bilemezsin. Şöyle. 70'ten 30'u çıkarıyorsun. Terim sayısını buluyorum şu an. 70 30. Birbiri gittiği için bölü 1 demiyorum. artı 1 diyorum. Burası ne yaptı arkadaşlarım? 40 bir daha 41. Anlamı ne? 41 tane terim varmış. E ben her birini dörderli gruba mı alacağım? Evet. E dörderli gruba aldığım zaman 10 tane dörderli grup olacak böyle. Çünkü 40 ya bu. E artı bir tane kalacak. O bir tane kalan kim? Aha bak en son şu kalacak. O zaman i üzeri 70 iş yapacaksın. Burası 42 olsaydı 2 tane kalacakmış demek ki. E i üzeri 70. E, 70'i ben yine kaç yapayım? 4'e böleyim. 68 değil mi? 68 4'e bölünüyor. O zaman i kare olacak. 64 68, 68 doğru. I kare de eksi 1 olmuş oldu. Bitti, bu kadar. Bu kadar başka bir şey yok. Siz sadece ve sadece mantığını bilin. İşlemler bir şekilde gelecektir. Hocam ne var burada? Ne var burada? Ne fark eder diyorum. Ne olursa olsun. Senin ana mantığın ne? Kuvvetin 4 ile bölümünden kalana bakmak. E şimdi sen diyorsun ki, hocam ben ne yerine ne yazayım? Ne yerine hiçbir şey yazma. Ne ne olarak kalsın. Sen dört eni, dörde böldüğün zaman kalan kaç? Ona bak. E zaten 4'en yani 4'ün katı değil mi? 4 çarpı ne ya? Ne de bir doğal sayı olduğuna göre. E burası kalan 0 arkadaşım. Yani sen buraya iyi üzeri 0'dan başka bir şey yazmayacaksın diyor. Artı şimdi bak 4n artı 7'nin ben 4'e bölümünden kalana bakıyorum. Başka bir şeye bakmayacağım. 4n'in 0 kalan 0 7'nin kalanı kaç? 3 mü? Kalanları toplayabiliyordum. Bölme bölme de hatırla bunları ispatlarıyla anlattım. Kalanları toplayabiliyordum. 0 3 daha 3. O zaman bu da iyi üzeri 3'müş. E, I üzeri 0 1 arkadaşım. I üzeri 3'te eksi i idi. 1 eksi i. Var mı? Var. Kaçar mı? Kaçmaz. Burayı 4'ten yazsın. 8'en yazsın. 12'en yazsın. Ne yazarsa yazsın. Sen 4 ile bölümünden kalana bakacaksın. Başka bakacağın herhangi bir şey yok. i sana sayı olmak üzere f i. Ne yapacak? Ne yapacak yani? i yazmış. E ben burada f i diyor. X gördüğümde i yazarım. Fonksiyonsa. I üzeri 4 artı i küp artı iki tane i kare artı i artı bir. Bak mantıken düşünelim. Ben de demiştim ki i üzeri 4 artı i küp artı. Şunu i kare yazalım. Artı i artı bir. Şimdi i kareyi bir de buraya yazacağım. İşim kolay olsun diye. Hocam ben teker teker bulayım bunları da diyebilirsin. Bul. Ben de dedim ki arka arkaya dörtlerin toplamı sıfırdır. Bak burası sıfır. Bak bunların toplamı sıfır arkadaşlarım. Hesaplayabilirsin. Burası bir. Bir karede eksi bir en baştan beri seri öyleydi. E bu da sıfır yapı verdi. Ya teker teker yüz üzeri hesaplarsın. 2 bir hesaplarsın. Hesapla hesaplaya gidersin. Sıkıntı yok. Gel bakalım bu sorumuza. Şimdi canlarım bu sorumuza ne yapacağız? Sesler baya baya bir gidik de. Ses çıkmıyor ya. vallahi ses çıkmıyor. Ne? Nasıl oldu? Nasıl etti? Ben ne bilmiyorum. Soğuk bir şey de iyice yiyip çıkmıyoruz ama bakalım. Şimdi ABC birbirinden farklı doğal sayılar ve i kare eksi 1 olmak üzere bunun en küçük değeri kaçtır diyor. Şimdi eksi 3i yapmış arkadaşlarım buraya. Şimdi eksi -3i 3i'yi nasıl yaparsın be adam dersin değil mi? Şimdi e, belli ki bunlar eksi i, eksi i, eksi i gelmiş değil mi? Eksi i, eksi i, eksi i gelmeli. Başka bir şey olabilir mi? Mesela burası artı e, i gelse. Başka bir şey olmaz yani. Öyle yorumlayacağım. Eksi i, eksi i, eksi i gelsin ki topladığım zaman eksi 3 iyi olsun. Tamam. Ama birbirinden farklı diyor. Şimdi bana ilk eksi iyi getiren kimdi? Onu söyle. İküptü değil mi? İküp bana ilk eksi iyi veriyordu. Bundan sonrasını kim veriyordu? Artık bunun dörde bölümünden 3 kalanını veren sayı. Kaç tane var? Sonsuz tane var. Ama bak burada mantıklı soru sormak lazım. En küçük diyor. O zaman bundan sonrası en küçük kimdir? 4 fazlası. Kuvvetinin 4 fazlası. İstersen dene. I üzeri doğal sayı olduğu için tam sayı da dese geriye doğru giderim. 2 küp i üzeri 7. i üzeri 7'de bak, 7 de bak 7'yi 4'e bölünce kalan 3 oluyor. Bak bu da eksi i'dir arkadaşım. E, bunun 4 fazlası i üzeri 11 mi yapıyor? Evet. E bu da i. Yorumu yaptım ilk önce. Nasıl olabilir dedim. Ondan sonra artık hesabına, kitabına geçtim. Yoksa ben size bunu böyle yapacaksın dedikten sonra bunu herkes yapar. Bunun aslında bu yolculuğa nasıl başlayacaksın? Onu ölçecek adamlar sizden. Toplamları diyor. Topladım arkadaşlarım. 10 topladım. 21. Valla en küçük değer diyor ama en büyük sayı çıktı. İnşallah bir sıkıntı yaşamayacağız. Geldik karmaşık sayılara. Şimdi karmaşık sayılar arkadaşlarım. Yani tek videoda bitirmeye çalışacağım. Ee, yani belli bir miktarını bitirmeye çalışacağım. İki videoda olabilir. Yani biraz e, arayı şey tuttuk ya. Arayı açtık ya. Onun bir şey olsun. Telafisi olsun. Şimdi arkadaşlar karmaşık nasıl tanımını yaptım ben. Dedim ki e, kök eksi 1 eşittir i olacak şekilde a artı b işte z eşittir a artı b şeklinde yazılabilen sayılar. Tabii ki buradaki a ve b ne? Herhangi bir reel sayı. Tamam. Yani sen bir tane karmaşık e, sayı yazmak için şuradaki i'ye ihtiyaç duyacakmışın. i her zaman olmak zorunda mı? Bakalım. Şimdi bir kez karmaşık sayılar kompleks sayılar. Şöyle gösteriliyor arkadaşım. eee z eşittir a artı b i şeklinde gösteriliyor ve a ve b birer reel sayı. Bak şimdi i her zaman olacak mı? Yani bir karma sayı olabilirsin. i her zaman olacak mı? Sana tanım anlatıyor aslında. a ve b reel sayı diyor. Yani sen a ve B sıfır aldığın zaman z eşittir sıfır otomatikman ne oluyor? bir karmaşık sayı oluyor. Hocam Z/0 tam sayı değil miydi? E, tam sayı olması karmaşık sayı olmasına engel değilmiş demek ki. Örneğin Z/0 rasyonel sayıdır da. Yani bu sayıların neyini gösteriyor aslında? Belli belli kümelerin bazı kümelerin alt kümesi olduğunu gösteriyor. O zaman şöyle bir genelleme yapalım artık. Bizim reel sayıların bir üst kümesi karmaşık sayılar. O zaman senin reel sayıların arkadaşlarım karmaşık sayıların karmaşıkları şöyle gösterelim. Şu çizgi yok gerçi ama onu niyeyse elim çarpıyor. Şöyle gösterelim. Karmaşık sayıların alt kümesi. Yani yani her reel sayı aynı zamanda bir karmaşık sayı. Ama her karmaşık sayı reel sayı değil. Olsaydı ihtiyaç duymazdı. Mantıken çıkarımlarda bulunur. Tamam mı? O zaman sen A ve B yerine herhangi bir sayılar yazdığın zaman, reel sayı yazdığın zaman bu formattaki sayıların hepsine karmaşık sayılar demiş. Tabii ki burada A ve B'nin ismi var. Şimdi arkadaşlarım A'nın ismine karmaşık sayının gerçek kısmı ya da gerçel kısmı ya da reel kısmı demişler. Bunu da şöyle göstermişler. Reel Z Real Z artık karma senin ismi kimse. Z olur, W olur, başka başka harflerle gösteriyorlar. Real Z burada A'dır. Tamam mı? Buradaki B de senin sanal kısmı yani hayali kısmı olmayan aslında bizim ürettiğimiz bir şey. İhtiyaca binayen ürettiğimiz bir şey. Bu da arkadaşlar sanal kısmı im olarak gösteriyor. İmajiner. İmajiner sanal demekmiş. İmajiner Z olarak gösteriyor. Bu da B. Bak biz A ve B yazıyoruz. Buraya i falan yazmayın. İmajinerde buraya i yazacaksın. Sadece katsayı kimse onu yazacaksın. Anlaştık mı? Sana bir karma sayının reel kısmını ve sanal kısmını sorduğu zaman dünyanın en kolay sorusudur aslında senin için. Hemen cevabını vermelisin. Şuradaki i'siz olan kısım reel kısmı. i'nin önündeki kat sayı işaretiyle beraber bu da sanal kısmı. Gel hemen biraz şey yapalım sizle. Örnek yapalım şurada. Ne diyor? RZ. Karmasinin adı neyse Real buraya onu yazarlar. Imajiner buraya da onu yazarlar. Yani real kısmı. Bak görüyorum bak 5. Sen bunları doldur arkadaşlarım. Sonra gel buradan bak. Imajiner kısmı bak i'nin önündeki eksi 3. Bak eksi 3 diyeceğim. Buraya i yazmayacaksın ha. Buraya i yazma yanlış olacak. Yanlış olur yani. Şimdi real kısmı. i'siz kısım 2. Hocam imajiner kısmı yok mu diyeceğim. Yok demeyeceksin. Burası artı 0 i ya i'nin önüne katsayı kimse hocam artı sıfır mı eksi sıfır mı diye bir soru sormayacağını ümit ediyorum. Tamam mı? Çünkü sıfırın artısı eksi yok. Geldim buraya. Reel kısım var mı? Görünen de yok. Aslında o sıfır olarak yazılırmış. O zaman sıfırdır. E 4 i de sanal kısımda bak 4. Bak görüldüğü üzere burada ispatını yaptık. Her tam sayı örneğin nasıl yazılıyor? Karmasi olarak yazılıyor. Bu da alt kümesi olduğunu gösterir yani e, tamselerin alt kümesi olduğunu gösterir. Şunları teker teker yazmadım ben. Yani işte bu alt kümesleri bilmem kimin, alt kümesleri bilmem kimin. Ya şimdiye kadar çalıştığımız en geniş küme R zaten. E, bundan daha geniş küme bulduysak alttakiler tabii ki de bunun alt kümesi olacak. Mantıken yani, küme izlediyseniz o mantığı kurarsınız. Sonra geldik buna. Şimdi bak bunu kesirli kesirli yazmak lazım. Yani şöyle yazmak lazım. 2 bölü 5 artı 3 bölü 5 i. Reel kısım şurası. 2 bölü 5. Sanal kısımda şurası. 3 bölü 5. Tamam mı? Geldim buna 0 artı 0 i yazacağım. 0 artı 0 i yazacağım. Burası nedir arkadaşlarım? 0. Sanal kısmı da 0'dır diyebilirim. Real kısmı ve sanal kısmı bulmak, bilmek önemli. Çünkü adam sana real kısmı nedir diyecek. Sanal kısmı nedir diyecek. Aa bak for example in this question. Ne diyor? Karma sesini imajiner sanal kısmı 2 olduğuna göre. Ya sanal kısmı işte şu i'nin önündeki artı ile beraber tabii ki artıyı çok kullanmıyoruz. 3 eksi a'nın 2 olduğunu söylüyor sana. Demek ki a'nın 1 olduğunu. a'nın 1 olduğunu bulduysan git sayı güncelle arkadaşım. 1 yazdım 2 artı 2 i. Ne diyor? Reel kısmı. O, o, da bak burada o da 2 imiş. Tamam. Bak şuradaki etiket önemli. i kare eşittir eksi 1 olmak üzere diyor ya. O senin karmaşık sayılarda çalışman gerektiğini sana bildiriyor, uyarıyor. Tamam mı? Anlaştık. Şimdi gelelim bakalım. Gelelim buna. Diyor ki ABC reel sayılar olmak üzere bu denklemin köklerinden birisi M artı NI olsun. Tamam. Şimdi biz gelelim yine kökler arkadaşım. Şimdi X1 eşittir. Eksi B artı kök delta bölü 2A. Değil mi? X2 eşittir. Eksi B eksi kök delta kök delta yazamadım. Eksi kök delta bölü 2A. Tamam mı? Şimdi bak görüldüğü üzere delta'nın önündeki şimdi bunu dışarıya çıkardığımı düşüneyim ben. Şimdi bunu nasıl dışarıya çıkaracağım? Şimdi, eksi b bölü 2a artı kök delta bölü 2a. Bu da eksi b bölü 2a eksi kök delta bölü 2a. Görüldüğü üzere buraya m yazarsan diyor. Eksi b bölü 2a'ya buraya da m yazacaksın diyor. Tamam. Buraya n yazarsan diyor. Buraya da ne yazacaksın diyor. Ne yazacaksın? Tabi bu delta dışarıya çıkarılmış hali sanal kısım. Yani köklerinden bir tanesi m artı n i ise diyor. Diğeri artık onun eşleniği, asıl eşlenik, has eşlenik burada. Köklü sayarak falan çelik çomak yani onlar bir şey değil. O eşlenik değil aslında da öyle diyoruz işte. m eksi n i'dir. Tabi burası arkadaşlarım sanal kısım. Tamam mı? Yani bir tane kökü bulduysan i'nin önündeki işaret artıysa diğer kökünde kesinlikle eksidir demek istiyor. Buna alış demek istiyor. Bunu bil demek istiyor. Bak bundaki gibi. M ve N sayılar olmak üzere bu denklemin köklerinden biri bu olduğuna göre sen direkt diğerine arkadaşım 3 eksi i diyeceksin. Diğerine direkt 3 eksi i diyeceksin. M artı N toplamı kaçtır? Şimdi senin bir tane kökün 3 artı i. Diğer kökün 3 eksi i olduğunu yorumdan anladık. Şimdi buradan istersen kökü yerine yazarsın. Tamam mı? İstersen kökler toplamı kökler çarpımı yaparsın. Ee, yapalım. Kökler toplamı kökler çarpımı yapalım da. Bunları biz toplamayı bilmiyoruz ki daha. Ne yapacağız ya? Hadi bakalım. Artı i eksi i birbirini götürecek de. Ee, çarpımı da terimlerime çarpacağız artık. Yapacak bir şey yok yani. E, kökler toplamı 3 artı i artı 3 eksi i. Eşittir. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan m bölü 2 arkadaşlarım. Şu artı i eksi i birbirini götürsün. 6 eşittir m bölü 2 olsun. Buradan da m eşittir 12 olsun. Şimdi çarpımına bakalım. 3 artı i ile 3 eksi i. Çarptım. 3 kere 3 9. Bununla bunu çarptım. Eksi 3 i. Bununla bunu çarptım. Artı 3 i. Normal dümdüz çarpıyorum. Eksi i kare yaptı. Artı 3 i eksi 3 i götürdü arkadaşlarım. I karenin kendisinin eksi 1 olduğunu biliyorum. Eksi ile çarptım. Artı. 9'a topladım. 10 oldu. Kökler çarpımda n bölü 2. n bölü 2. Buradan da n kaç? 20. Daha çarpma işlemini görmedik ama olsun. 20'ye 12 topladın arkadaşlarım 32. Yani öğrendiğin şey aslında bir tanesi 3 artı i ise bir tanesi 3 eksi i'dir. Bununla alakalı e, soru geldiği zaman da kaçırmadan yapabilir isim. Tamam. Geldim geldim buna. Bu da galiba son sorumuz. Evet biraz altta baktım şöyle. Bu da son sorumuz. Devamını yapacağız. Sakin. Heyecan yok. Tamam. Şu sesler iyice bir düzelsin. Tam gaz devam edeceğiz. Şimdi denkleminin bir kökü i olduğuna göre. Aksi b fark kaçtır? Şimdi bir kök ise, i ise i'yi ben yerine yazarım. Siz yazar mısınız? Siz de yazarsınız bence. Şimdi kök i ya. Bir yazayım bakalım. Ne gelecek başıma? Şimdi burası i küp. Artı a çarpı i kare artı i artı b eksi i eşittir sıfır. Şimdi i küp eksi anam. i küp eksi i'dir i kare eksi birdir. Burası eksi a oldu. Artı i oldu. Şunu kaldıralım isterseniz. Heh. Burası artı mı? Şurası artı. Artı i oldu. Artı b eksi iki oldu. Eşittir sıfır. Şu gitti mi arkadaşım? Gitti. Buradan b eksi a ne geldi? Karşıya atarsan iki geldi. E adam bana a eksi b'yi soruyor. Ay kendi kendine geldi. Çok süper oldu bu. Vallahi süper oldu. Eksi iki oldu. Başka bir şey yapabilir misin? Köklerinden denklemin bir kökü iyi olduğuna göre diğer kökü de başka bir şey de diyebilirsin belki ama neyse gerek yok iyi yerine yazdık ve bitti. Evet sayın arkadaşlarım sevgili arkadaşlarım bu sesle 1 iki, e, üç tane yapmış mıyız ne 3 tanesi evet 3 tane yapmıştı arkadaşlarım. E, bir sonraki videoda karmaşık sayıları devam edeceğim. Büyük olsa bitireceğim. Çok kısa bir konu. Size temel bir şeyleri var. Onları bildikten sonra çok daha fazla karmaşık da korkulacak, çekinecek bir şey yok. Anlaştık sen bu kısımları hemen soru bankasından ayarla. Ben de diğer videonun hazırlıklarına başlayayım. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Kendimize iyi bakalım arkadaşlar. Hasta olduğumuz zaman inanın moralimiz, motivasyonumuz gidiyor. Bu sesle idare edin. Kusura bakmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.